Günaydın değerli izleyiciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Güzel bir hafta sonu sabahı diliyorum. Bugün 6 Şubat 2016 Cumartesi. Yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Canlı yayın konuğum Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Balbay bizlerle birlikte olacak. Birazdan CHP'ye dair, Türkiye'nin gündemine dair önemli konuları, sıcak konular var. Bunları konuşacağız kendisiyle. Siz de sorularınızla programa katılabilirsiniz. Mustafa Balbay'a sorular gönderebilirsiniz. Maalesef terör can almaya devam ediyor. Şehit olan emniyet güçleri var. Bunlardan bahsederek bugünkü programa da başlıyoruz. Üzülerek Cizre'de yine bir polis şehit oldu. Ve bir başka olayda yine Cizre'de valilik 9 PKK'lının öldüğü açıklamasını yaptı. Yanan bir evde. HDP ise bu evde ölenlerin sivil olduğunu iddia etti. Evet, Cizre'den gelen böyle bir haber var. Sur'a gidelim. Diyarbakır Sur'da geçen hafta ve önceki haftalar boyunca şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olaylarda dün de Sur'da, Diyarbakır Sur'da iki asker şehit oldu. PKK'nın keskin nişancı tüfeği olarak bilinen Kannas'la açtığı ateş neticesinde askerler hayatını kaybetti, şehit oldu. Sur'daki durum da böyle. Hem Sur'da hem Cizre'de son günlerde terörle mücadele sürecinin devam ettiğini bir kere daha hatırlatalım. Özellikle bu iki bölgedeki ilçede. Bütün bunlar yaşanırken terörle mücadele sürecinde hükümetin, devletin atmak istediği yeni adımlar var. Bu adımları dün Başbakan Ahmet Davutoğlu Mardin'de Artuklu Üniversitesi'ndeki konuşmasında halka açıkladı, kamuoyuna duyurdu. Terörle mücadelede geniş kapsamlı yapılacakları sıraladı ve 10 maddelik yeni bir plan açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Londra dönüşünde Mardin'e geçti ve dün akşam saatlerinde Kazakistan'a hareket etti. Bugün gazetelerde geniş bir şekilde bu konunun ayrıntılarını ve bu 10 maddenin detaylarını bulabilirsiniz. Türkiye'de yaşanan büyük sorunların bir sebebi de Irak'taki ve Suriye'deki istikrarsızlık ve maalesef Türkiye sınırına binlerce insan akın etmeye devam ediyor değerli izleyiciler. Halep'ten ki Suriye'nin en büyük şehirlerinden biri iki günde Türkiye sınırına yaklaşık 100 bin kişi yığıldı. Ve on binlerce kişi Türkiye'ye girmek için sınırda bekliyor. Ve yaklaşık eğer Rusya'nın bombardımanları bu şekilde devam ederse, Esad birliklerinin ilerleyişi bu şekilde sürerse 1 milyon dolayında kişinin daha Türkiye'ye girmek için Türkiye sınır kapılarına yığılacağına dair bir haber verelim. Aynen böyle bir durum var Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırında. Bugün maalesef hep üzücü haberler verdik. Gaziantep'te öyle bir olay yaşandı ki son yılların en büyük vahşetlerinden, en büyük katliamlarından bir tanesi. Ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açacağını öğrenen Yusuf Taş isimli bir kişi İstanbul'dan Gaziantep'e gidip dehşet saçtı. Eşini ve akrabalarını öldürdü. 9 kişi hayatını kaybetti. Son yılların en büyük vahşetlerinden biri yaşandı. Bir cinayet Gaziantep'te. Evet, gündemde çok önemli ve sıcak gelişmeler var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Mustafa Balbay'la canlı yayında devam ediyoruz programa. Evet, Mustafa Balbay konuğum. Mustafa hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İzmir'deydi dün Mustafa evet. Balbay ile telefonla konuştuk. Bugün yayına geldi. Birçok önemli konu var. Bunları konuşmak istiyorum kendisiyle. Türkiye'nin gündemi sıcak gelişmelerle devam ediyor ama kendisini de ilgilendiren bir tartışma yaşanıyor. Evet. Bir taraftan Türkiye'nin önemli yayın kuruluşlarından Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte devam eden bir tartışma var. Bugün gazetesinde seninle yapılan bir röportaj yayınlanmıştı. İstersen oradan girelim. Diğer konuları da konuşalım. Tabii ki. Şimdi tabii ki. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarına Mustafa son verildi. Son verildi. Peki tam olarak ne zaman oldu bu? Neden oldu bu? Evet. Neden şimdi oldu?
Tabii konuya başlamadan önce iki şey çok kısa. Bir, şehitlerimize ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ki onların yakınları 78 milyondur. Kesinlikle. Hepimiziz. Hepimizin, 79 milyondur. Hepimiz bir Türkiye evet. ailesini oluşturuyoruz. Evet, evet. Her gün bir şehit haberi yüreğimizi yakıyor. Ben her şeye rağmen Mardin'de yapılan açıklamanın, bir kardeşliğin, bu toplumda iç barışın sağlanması için sürdürülen her çabanın geçmişte de yanında olduk. Dileriz gerçekten bir sonuç verir diyelim. Dün Sayın Başbakan'ın evet. yaptığı açıklamaları kastediyoruz. Evet, dileriz. Evet, bir evet. sonuç İnşallah vermesini diliyoruz. İkincisi de tabii bugün 73. gün Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğunun 73. günü. Anımsarsan Kasım sonunda, daha doğrusu Aralık ortasında seninle program yaptık. Kurultaydan önceydi değil mi? Evet, önceydi ve henüz bir ay yeni olmamıştı bile. Ama şimdi 73. gün. Onlara da bir an önce özgürlük tabii ki diliyoruz ve onun için de mücadele edeceğiz. Ben her sabah güne onlarla başlıyorum sosyal medyada. Alışmayacağız, unutturmayacağız diyorum. Tabii iddianame de kabul edildi değil mi? İddianame kabul edildi. 25 Mart'ta. Hakim karşısına çıkacaklar. Dileriz ilk duruşmada özgürlükleri ellerine verilir diyelim. Tutuksuz şimdi, yargılama esas olmasını evet. hep dile getiriyoruz burada değil mi? Evet. Gazeteciler için de bunu söylüyoruz. Evet. Ben Mustafa şu soruyu sana sormadım. Madem Can Dündar ve Erdem Gül'den buraya geldik, konuştuğumuzu hatırlamıyorum o konuyu. Bu haber senin önüne gelmiş olsaydı sen bu haberi kullanır mıydın sorusunu sormadım galiba. Şöyle tabii. Yani bu Victor'ları haberi söylüyor. Cumhuriyet'te manşet olan haberi. Bir defa devletin iki kurumu karşı karşıya gelmişse ve bunun belgesi de size gelmişse bu haberdir. Ben de kullanırdım. Haberdir tabii ki. Değil mi? Öyle diyorsun. Tabii ki. Bu haberdir. Bu haber. Devletin iki kurumu ve ciddi bir hani belgesi de olan bir şekilde gelmişse devletin iki taraflarıyla, kurumundan neyi taraflarıyla konuşulur. Devletin yani iki şu anda karşı karşıya yani, orada MİT'lerinin durdurulması yani orada bir durdurma var. Durduran bir devlet gücü. Durdurulan da bir başka devlet gücü. Yani bu karşı karşıya gelmişse çok ciddi bir haberdir. Çok ciddi bir haberdir bu. Şimdi burada tabii ki sevgili Hakan Çelik Can Dündar ve Erdem Gül'e özgürlük dilerken ben de kendim için Cumhuriyet Gazetesi içinde özgürlük mücadelesi vereceğim hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir tabloyla karşı karşıya. Cumhuriyet Gazetesi için içinde özgürlük mücadelesi. Cumhuriyet Gazetesi içinde özgürlük mücadelesi veriyorum. Cumhuriyet Gazetesi özgür değil mi şu anda sadece? Gazetenin içinde kendi köşemin özgürlüğünün mücadelesini veriyorum. Tekrar dönebilme umudun var mı gazeteye dönebilir misin? Şöyle Hakan, tabii ki konu çok boyutlu ama Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt, adını Atatürk'ün koyduğu, Türkiye'nin bütün dalgalanmalarından etkilenmiş, yayın çizgisini genel anlamda okuyucunun belirlediği bir gazetedir. Ve yayın çizgisinde sapmalar olduğunda büyük ölçüde okur yönlendirici olmuş, gazeteyi etkilemiş ve gazete tekrar genel yayın çizgisine devam etmiştir. Bunun geçmişte iki kez örneği yaşandı. 71'de ve 91'de. Ben bugün de böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Cumhuriyet Gazetesi yönetimi şu anda okurlarının büyük ölçüde onaylamadığı bir yönetim işgali altında. Ne demek istiyorsun? Kim işgal ediyor bu yönetimi? Şöyle ki dedim ya çok boyutu var olayın. Her şeyden önce Cumhuriyet Gazetesi de benim yazılarıma son verirken en azından bir nezaket. Sayın Balbay, biz sizin yazılarınıza şu nedenle son veriyoruz demelerini beklerdim. Söylenmedi mi böyle? O bile söylenmedi. Telefon edilmedi mi? Bir telefon eden olmadı mı yani? Hayır. Nasıl yani? Süreci çok kısa. Bu olabilecek şey değil. En böyle sistemin dışındaki bir yayın organında karşılaşsak bile bu kadar olmaz diyeceğimiz bir tablo Hakan. Kim? Bu kadarını beklemiyor. Nasıl anladığını yazılan şöyle özetleyeyim. Çok kısa hatlarıyla 8 Kasım günü ben gazetem Cumhuriyet'teki köşemde dedim ki Ocak ayı sonuna kadar izin istiyorum. Hı hı. Cumhuriyet'te ön izin genel yayın yönetmeninden, asıl izin okurdan alınır dedim. Ocak ayının 25'inde Vakıf Başkanımız Orhan Erinç'i aradım. Dedim ki abi ben 3 aylık bir süreç geçti.
belli bir siyasal mücadelenin içindeydik. Şimdi ben eski köşemde yazılarıma dönmek istiyorum dedim. Dedi ki tamam ben seni arayacağım. 26, 27, 28, 29, 30, 31 aramadı. Hı hı. Aklıma şöyle bir düşünce geldi, ondan bile ürktüm. Dedim Ocak bitti, Şubat'ın ilk 3-4 gün ben yazılarımı yazmazsam, sen yazını yazmadın diye çıkartırlar mı? Yani olacak şey değil ama yani artık o bile geldi aklıma. Çünkü böyle bir yayın politikasında farklılık ve benim de yazılarımla ilgili gazete yönetiminin, icra kurulunun bir mesafesini hissediyordum. 31'inde yazımı yazdım. Nasıl izin bitti? Yeniden merhaba başlığıyla gazete yönetimine gönderdim. Genel yayın yönetmenliğine vekalet eden Tahir Özgürseven'i aradım. Yazımı gönderdim dedim. Dedi ki seninle ilgili bir karar alındı, haberin yok mu dedi. Yok dedim. Ama Akın Bey öyle bir şey söyledi dedi. Benim haberim yok dedim. Ben sana 15 dakika sonra döneceğim dedi. Döndü dedi aktif siyaset yapanların yazı yazması bundan sonra yasakmış Cumhuriyet'te. Bunu sana bildirmediler ama. Hayır. Telefon da edilmedi, bir mail de atılmadı. Anladım. Akın Atalay'ı aradım vakıf. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı. İcra Kurulu Başkanı. Biz böyle bir karar aldık dedi. Dedim neden bana haber vermediniz? Dedi ki ben vakıf başkanımıza söyledim. Balbay ararsa söylersiniz dedim. Olur mu öyle şey dedim. Benim yazılarıma son veriyorsunuz ve bana bilgi vermiyorsunuz. O zaman bu gerekçeyi hangi gerekçeyle yazılarıma son verdinizse bana bildirin dedim. Kendilerine söylediğimi kamuoyuna da paylaşacağımı söyledim. Dedim arkadaşlar o zaman bu gazetenin kurucusu Yunus Nadi aynı zamanda Muğla milletvekili. 45'ten 91'e kadar baş yazarı Nadir Nadi aynı zamanda İzmir milletvekili yaptı. Yani siyaset yapıyor olmak gazetede yazı yazmaya engel teşkil etmez demek istiyorsunuz. Etmez. Gazetenin kurucusu zaten siyasetin içinden gelmiş. Cumhuriyet'te siyaset yasa Sayın Çelik Aziz Nesin'lik bir fıkra gibi. Yani adama diyorlar ki sana direkt ehliyet veriyoruz ama araç kullanamazsın demek gibi bir şey. O zaman bunu bana yazılı bildirin dedim. Bildirdiler mi? Şimdi ertesi gün Sayın Akın Atalay bir cep telefonunda bir mesaj. Ben şey bekliyorum. Hani bir metin bekliyorum. Bir metin bekliyorum. Nasıl bir metin gelecek? Çünkü tamam dediler sana istediğin metni göndereceğiz. Burada eğer okuyabilir de ekranda evet. Şey olabilirse. Belki ekran ben okuyayım. Siz okuyun. Akın Atalay'ın evet. Metninin. Merhaba. Arkadaşlarla müzakere ettik. Senin istediğin tarzda yazılı bir bildirimin uygun olmadığını söylediler. Bilgine. Sayın arkadaşlar Akın Atalay'dan gelen evet, değil mi bu? Cumhuriyet Gazetesi'ni bir arkadaş grubum yönetiyor. Olacak şey değil. Yani yazılı bir metin gönderilmedi. Hayır. Gönderilmedi. Hayır. Neden yazı yazmayacağına dair, evet. Yazılarının neden kaldırıldığına dair. Evet. Ve şu anda ben Cumhuriyet Gazetesi'nde özgürlük mücadelesi veriyorum. Cezaevinde benim bedenim tutukluydu. Yazılara devam ettim. Binlerce, yüz binlerce insan Balbay çıkacak yine yazacak dedi. Ben çıktım yazıya devam ettim. Şimdi ben özgürüm, kalemim tutuklu. Şimdi şöyle bir açıklamasında şöyle bir ifadeler var Akın Atalay Bey'in. Mesela diyor ki 2007-2008 yıllarında günlük ortalaması tirajı 75-80 binlerde olan gazetenin Balbay'ın tutuklanmasının ardından 2009 yılında büyük bir hızla 50-55 binleri gerilemesi olgusunu hatırlatmak gerekir diyor yazının evet. Tarafında. Ne oldu yani tirajı mı düşürdü? Tiraj senin? Düştü peki tutuklanma. Nasıl? Şimdi bu konuların çok ayrıntılarına girmek istemem ama Sayın Çelik gazetenin 60-65 bin 70 bin tiraja çıkmasında benim çok büyük tuzum var. Yani özetle diyor ki bizim katkımız Mustafa Balbay'a daha çok oldu. Mustafa Balbay'ın gazeteye katkısı aslında sanıldığı kadar fazla olmadı gibi mealen bir şey var. Peki şunu sormak gerekir Sayın Çelik. Yani özgürlükten daha büyük ne vardır? Ben Cumhuriyet Gazetesi'nden bugüne kadar hiçbir ayrıcalıklı bir şey istemedim. Peki bir şey daha söylüyor. Diyor ki tutuklanma sürecinle ilgili. Bu önemli bir ifade. Acaba buna ne söylersin diye merak ediyorum. Kendisi gazetenin kurumsal olarak kendisine verdiği görev ve talimatlardan dolayı değil, kendi tercihleri ve tutumu nedeniyle mağdur olmuş, tutuklanmış ve yargılanmıştır. İnsaf. İnsaf. Yani bunu bu Ergenekon savcılarının dilidir. Ergenekon savcılarının bana yaptığının aynısını bu metinde yapmaktalar. Şimdi benimle ilgili bölüm Sayın Çelik, Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyor, Cumhuriyet Gazetesi ile bitiyor.
artı benim köşe yazılarım, artı benim haberlerim orada yargılandı ve Cumhuriyet Gazetesi terör merkezi gibi gösterilmek istendi. Bütün bunları bir kenara koyup böyle bir metin yazmak gerçekten Ergenekon savcılarından daha kötü bir tablo bu. O yüzden yani biz Cumhuriyet'te yani Türkiye'de diktatörlüğe karşıyız derken Cumhuriyet Gazetesi'nin içinde bir kişinin böyle bir kafanın ben en tepedeyim ve istediğim kararı alırım ve istediğim açıklamayı yaparım demesi kadar kabul edilemez bir durum yok. Ben Cumhuriyet okurlarını gerçekten sorumluluğa çağırıyorum. Peki şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde yani böyle kararlar alınıyorken bunu eleştirdiğin zaman o röportajında gazetede galiba bugün gazetesinde evet. Röportajda Cumhuriyet Gazetesi paralel yapı tarafından mı yönetiliyor? Yani böyle bir buna benzer gazetede çıkan ifade şu. Yani bu ifadeyi gazete kullandığı için aktarmak için söylüyorum. Beni FETÖ kovdurdu diye bir manşetle mi çıktı bugün gazetesi? O manşetle çıktı ve ben o başlığı söylemediğimi yani paralel yapıyı mı kastediyor? Evet, paralel yapıyı kastediyorlar. Evet. Burada şu var tabii Sayın Çelik. Ben bir yazılı açıklama yaptım. Bu ama ilginç bir iddia. Tabii. Yani. Böyle bu nedir? Tabii. Bunun altını doldurabiliyor şöyle, musunuz? Şöyle dolduralım. Çok, şimdi burada Sayın Çelik. Benim yazılarıma son verilirken sen siyasete bulaştığın için son veriyorsun diyorlar. Ama gazete içinde her türlü düşünce serbest. ABAN toplantılarına katılanlar serbest. Ben Kürt sorunun çözümü için biraz önce söyledim. Her türlü özverinin gösterilmesine ve Kürtlerin Türkiye bu ülkede hep beraber yaşama duygusunun zedelenmemesini isteyen biriyim. Ama Güneydoğu illerine Kürt illeri denmesine karşıyım. Şimdi biz Cumhuriyet'te yazarlar Kürt illeri demeye başladı. Böyle yani yaygın bir söylem var ve bu gazete tarafından kurumsal olarak da desteklenen bir söylem mi? Dilleri böyle. Bunları köşelerinde yazıyorlar. Ben şunu söyledim. Her türlü düşünce serbest. Mustafa Balbay CHP İzmir milletvekili olduğu için Cumhuriyet'te yazması yasak. Böyle bir tabloya getirdiler. Bu Cumhuriyet gazetesinin şu anda gerçekten bir akıl tutulmasıyla karşı karşıya olduğunu yönetiminin ve bir kişinin kamuoyunda böyle tek başına bir açıklama yapıp beni bizi bağlamaz Balbay'ın gazeteciliği diyecek kadar gerçekten haddini aşan bir tablodur bu. Ben burada benim ille de derdim kişisel olarak Mustafa Balbay'ın bir yerlere gelmesi değil. Ben o gazetedeki köşemi istiyorum. Ben o köşe uğruna 5 yıl hapis yattım. Ben Uğur Mumcu'nun, Ahmet Taner Kışlalı'nın mesai arkadaşlığını, öğrenciliğini yaptığım bir bakıma ve oralardan gelen yazarlığımla birlikte tabii ki hiç kimseyi küçümsemiyorum. Ama sıradan bir kişiliğim de yok. Gazeteyle özdeşleşmiş bir yapım var benim. Peki. Ve Cumhuriyet okurları bana dediler ki nereye Balbay? Hani ben açıklama yaptıktan sonra biz seni Cumhuriyet'te istiyoruz dediler. Şimdi diyor ki yine bu yazıda Akın Atalay Bey gazete yazarlarını ve yöneticilerini FETÖ'cülük ve Kürtçülük gibi İftira söylemleriyle hedefe koyduğu Mustafa Balbay diyor. Yani FETÖ'cülük ve Kürtçülük mü yapıyor Cumhuriyet Gazetesi? Şöyle ki aynen cümlem bu. Her şey serbest. Aynen cümle bu. Orada da çarpıtma var. Her şey serbest. Balbay'ın yazması yasak. Öyle mi diye kendisine söyledim. Ve şu cevap verdi. Bu senin yorumun dedi. Aynen bu senin yorumun dedi. Yani gelinen noktada Cumhuriyet Gazetesi Türkiye için çok önemli bir yayın organıdır. Ve bu gazete içinde hiçbir yönetici Cumhuriyet Gazetesi'nden büyük değildir. Ben de kendimi bu ailenin bir üyesi olarak yıllarca gazeteye en ufak bir halel gelmemesi için mücadele ettim. Tirajının artması için çaba harcadım Sayın Çelik. Ankara bürosunun 4 katlı bir Ankara bürosu satın alınması için verdiğim emeği şöyle özetleyeyim. Kendime ait bir yer olsa bu kadar çaba harcamazdım. Şimdi orayı sattılar. Kaç sene yazdın Mustafa? Şimdi Cumhuriyet'te kaç sene oldu? Ben 30 yıldır Cumhuriyet'teyim. 30 sene. 30. yılım 30 sene. Sayın Çelik. Evet. 30. yılım. 1993'ten bu yana da köşe yazarıyım. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıllık emeğin karşılığı bir cep telefonuyla sana bilgi vermeyeceğiz. Bilgine mi olur? Anlıyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Artı gösterdikleri gerekçede eğer gerçekten köşe yazarları siyasete bulaşmışsa yazamaz gibi bir ilke gazetenin ruhunda yok. Artık kamuoyunda en az 10 kişi sayabilirim. Gazeteci olduğu halde köşe yazarlığına devam eden. Peki. Çünkü o kişiyi bağlar. Bu konuyu bitirelim. Son bir şey söyleyeceğim. Yani bu iddia ortada kalmasın. Yani bu iddia gerçekten altı doldurulabilecek bir şey midir? Yoksa
bir tepkiyle söylenmiş bir şey midir diye soruyorum. Yani paralel yapı bu gazetenin yönetimi, yönetimindeki kişilerin veya görünmeyen bir takım güçler mi var? Paralel yapıyla ilişkili insanlar etkili mi oldular? Gazete, şimdi, o röportajdan böyle bir şey tabii, çıktı da o yüzden şöyle, söylüyorum. Cumhuriyet Gazetesi paralel yapının etkisi altında mıdır? Cumhuriyet Gazetesi tarihi çizgisi itibariyle hiç kimsenin etkisi altında kalmaz. Ancak şu andaki yönetim anlayışı öylesine kabul edilemez bir tabloya getirdi ki gazeteyi. Her türlü söylentinin yakışacağı bir kurum haline geldi Cumhuriyet. Ben de eski böyle bütün çalışanların dayanışma içinde olduğu, herkesin birbirine çok yakın maaş aldığı, çok yakın maaş, yani belli bir sorumluluk çerçevesinde o gazeteyi, o dayanışma ruhunu özlüyorum. Ama şimdi o ruh kayboldu gazetede. Ve şu anda benim kamuoyu önünde 3 gazeteden teklif geldi, yazar, biz de yazabilirsin diye. Yeni ama mi geldi? Yeni, bu olaydan sonra. Bu olaydan sonra. Hangileri? Gerek yok. Yani çünkü ben Cumhuriyet'imi istiyorum. Evet. Yani öncelikli olarak ben bu gazetedeki köşemi istiyorum. Cumhuriyet'ten şimdi, teklif tekrar gelmezse bu gazetelerden birine yazar mısın peki? Şu anda başka bir şey gündemimde yok. Peki. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nin kurumsal kimliğini korumak, zaten benim uğruna hapis yattığım ve ölümü göze aldığım bir mücadeleydi. Uğur Mumcu katledildikten sonra, 2 yıl sonra İlhan Selçuk dedi ki, Balbay burada sen yazacaksın. Buradaki yazacak kişi içimizden biri olmalı, genç biri olmalı dedi. Ve o sorumluluğu Uğur Mumcu'nun yerini doldurmak değil, doldurulamaz. Ama bayrağı yerde bırakmamak için ben mücadele aldım ve götürüyorum. Peki. Ve şimdi gelinen noktada Sayın Çelik, Nietzsche'nin bir sözü var. Amor fati diyor, kaderini seveceksin. Hayat beni siyasetin içine de itti. Keşke siyasete girmeseydin. Hayır, kesinlikle şey yok. Ben kaderimi seviyorum. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Şimdi siyasi mücadeleyi de sürdürmek ama kalemi elden bırakmamak istiyorum. Suç mu? Bu içi boş bir hırs mı? Hayır. Ben bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Benim bunca çabamın karşılığında böylesine yanıtı dahi verilmeyen, yazılı herhangi bir açıklaması da yapılmayan bir şekilde sen bu köşede yazamazsın demek, evet, yani gerçekten kabul edilebilir bir tablo değil. Ben Cumhuriyet okurlarını ve gerçekten bu gazeteye gönül verenleri sorumluluğa çağırıyorum. Sonra ben ne yapmaya çağırıyorsun gazete okurlarını? Geçmişte ne yaptılarsa. Geçmişte ne yaptılarsa. Ben yazılarda okunan biriyim Sayın Çelik. Anladım. Medyaket'in araştırmaları biliyorsunuz her gün yayınlanıyor. Okurlar... Ben orada hep ilk 10'da yer alırdım. Peki bu konuyu kapatalım. Başka konulara da geçelim. Bu arada Hikmet Çetinkaya'nın da dün galiba ben bir tweetini gördüm. O da eleştiri getiriyordu sana. Yani Mustafa Balbay hakkıdır, özetle böyle yaklaşmamalı gibi bir şey söylüyordu. Hemen oradan tutup şunu da vurgulayayım. Onların diliyle işte havuz medyasına konuştum. Havuz medyasına mı konuştun? Şöyle arayan her gazeteci, Anadolu Ajansı aradı konuştum. Sabah aradı, açıklamam zemininde her şey dedim. Ve açık söylüyorum ben kimsenin aleti oyuncağı da olmam. Silivri mahkemelerinde bile ben sadece halkın önünde eğilirim dedim. Ve yine aynı duygudayım. Cumhuriyet okurlarının önünde eğilirim. Ve şu anda da ben böyle benim bu mücadelemi yok FETÖ'cüydü, yok şuydu, onları da çekmesinler. Benim Cumhuriyet Gazetesi'nde vefasız bir şekilde, haksız bir şekilde koparılmama ben karşı çıkıyorum. Şimdi bu konuda kim aradıysa da belli bir zemin çerçevesi içinde konuştum Sayın Çelik. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin en önemli yayın organlarından biridir ve yayın çizgisinde ana sorumluluk okurundur. Ve bu okurun anlamda, gazetesi midir özetle? Yani, okurun gazetesidir. Dünyada çok az ülkede olan bir şekilde okur burada sorumluluk alır. Peki. Ve geçmişte de bunun 2-3 kez örneğini gördük. Sayın Mustafa Balbay konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, İzmir milletvekili. Ben gazetecilik günlerinden gelen dostluğumuz da Mustafa diye izin alarak lütfen Mustafa sen de bana Hakan'dı. Tamam, çünkü Hakan, ben Mustafa sen Sayın Çelik dersen ben nezaketsizlik yapıyorum gibi algılanmasın. Tabii ki. Rica edeceğim o konuda. Şimdi lütfen Hakan Mustafa diye biz bu bölümden devam edelim. Şimdi kurultayda niye istediğin gibi bir sonuç elde edemedin? Yani neden yeterince destek alamadın? Evet. Onu bir cümle söylersen. Tamam. Şimdi CHP'ye dönelim çünkü CHP önemli bir siyasi parti. Aslında birbirinden çok bağımsız şeyler değil sevgili Hakan. O zaman hitabı düzeltiyorum. Lütfen. Ben bu ülkenin geleceğinde olacağım. Mücadelemi her nerede olursa olsun kendi düşündüğüm doğrularla
ve sorumlu olduğum kurumların disipline uyarak devam ettireceğim. Nasıl Cumhuriyet Gazetesi'ni hiçbir şekilde kendi kişisel amaçlarımı alet etmemişsem, CHP'deki mücadeleyi de ben buranın, bu partinin şurasına geleyim diye bir kaygıyla yapmadım. Aynen şunu söylemiştim. Kurultaya kadar yarış, kurultaydan sonra sorumluluğun ne olursa olsun çalış. Ben dün... Yani bana verilen görev ne olursa onu evet, yapacağım mı aynen. anlamında ben dün Küçük Menderes Havzası'ndaydım. Tire, Ödemiş, Bayındır, Beyda oralardaydım. Ve mutlaka sizin de size de selam söylediler. Mutlaka süt sorununa değin dediler. Sütün litresi 90 kuruşa düşmüş. Memnuniyetle biz de oralara İzmir'e, Ege'ye selam gönderelim. Sudan daha ucuz hale gelmiş. Hani bir şey için sudan ucuz deriz ya. O deyimi değiştirip sütten ucuz demek gerekecek. O hale gelmiş. O sorumluluklarımı sürdürüyorum. Ben kurultayda özünde şunu söyledim. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in birinci yüzyılında CHP vardı. İkinci yüzyılında da CHP olacak. Ama bunun koşulu bir yenilenme, yeni bir yön, yeni bir yöntem, peki, yeni bir yönetimle olacak. Kurultay'da yeni bir yönetim çıkmadı. Çıkmadı, saygı yani, duyuyorum. Lider olarak çıkmadı en azından evet. ama parti yönetimi yenilendi, parti meclisi yenilendi. Ve bütün o seçilen arkadaşları da kutladım, başarılar diledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayıp kutladın mı? Konuştunuz mu? Şöyle yani ilettim, yani sürekli çok yoğundu. Dönmedi mi? Yani hayır. Yüzle görüşeceğiz şeyden sonra. Önümüzdeki tamam. hafta yüzle görüşeceğiz. Bir kırgınlık var mı? Kesinlikle. Onun yok. Sana bir gönül koyması gibi bir şey var kesinlikle mı? Yok. Türkiye'de oluyor böyle içinde. Şeyler çünkü. Yani bak benim karşıma çıktı falan. Yani kamuoyuna pek deklar edilmez ama olur böyle şeyler. Var mı sence? Hissediyor kesin musun? Yok. Herkes benden de şunu bekledi. Hatta ilk yani sorulardan... Yani üzeri çizilmedi yani hayır. Mustafa Balbay'ın. Herkes ilk şunu bekledi sayın sevgili Hakan. İşte Balbay... Hatta bir gazeteci arkadaş şunu sordum. Size bundan sonra parti içi muhalefet denebilir mi? Hayır diyemeyiz. Yok mu? Şey. Parti için, partinin daha da güçlenmesi için çalışan kişilerden biri diyebilirsiniz dedim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir yönetim var. Çarşamba günü bir basına kapalı grup toplantımız olacak. Ve orada ben düşüncelerimi de açıkça söyleyeceğim. Evet. Ve de oradan çıkacak ortak kararı da peki. uyacağız. Parti meclisi yenilendi. Mesela bazı önemli isimleri CHP'nin Gülsel Tekin gibi isimler yok o parti meclisinde. Sence bu parti meclisi iyi bir parti meclisi, etkili bir parti meclisi olur mu? Gülsel Tekin'in olmamasını değerlendirmek ister misin? Bence peşin hükümle bir şey yapmamak gerekir. Hani genellikle siyasette bakalım nasıl yapamayacaklar gibi bir anlayış olabilir ama ben şimdi örneğin pazar günü ilk yani yarın evet. bir parti meclisi Ali Nazlıca ile ilgili bir konu toplantı. Onu soracağım yapacak. Birazdan. Evet konu tabii ki evet. tahmin edebiliyorum gelecektir. Devamındaki icraatında izleyeceğiz parti meclisinin nasıl bir çalışma. Ön yargılı değilim bir bakalım değilim. Mı diyorsun? Tabii tabii kesinlikle yani. Ön yargılı olmamak gerekir. Hatta şimdi kimi kişiler kurultaydan sonra bir yıl içinde bir kurultayda olur, 6 ay sonra olağanüstü olur. Ben hiç onlarda değilim. Peki samimi İşin bir şey soracağım. Doğasını zorlamamak gerekir diyorum. Şimdi Mustafa... Sayın Kılıçdaroğlu yeniden partinin lideri ve yoluna bir şekilde devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetim anlayışı, yaklaşımı ve liderliğiyle ilk seçim ne zaman olacaksa veya referandum CHP daha etkili bir CHP olur mu? Yani buna inanıyor musun? Şimdi şöyle yani bu 3 yıllık süreci görmeden hani olamaz vesaire demek mümkün değil. Ama ben Einstein'ın şu sözünü anımsatmıştım. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç beklenemez. Bu önemli bir ifade. Evet. Ama şimdi farklı şeyler yapılırsa, yeni bir şey denenirse biz onu da tabii ki değerlendireceğiz. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi, sevgili Hakan, Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü. Türkiye'nin neresine giderseniz... Öyle mi? Yani gücü, AK Parti'den daha mı örgütlü? Daha örgütlüdür. Niye sandığa yansımıyor bu? İşte örgütlü gücün toplumsal güce dönüşmesinde sorun var. Yani %25'lerde evet. kalan bir... İşte ben de buna karşı... Ve kaç senedir yani değil mi? Lider değişimleri de oldu, parti yenilemeye çalıştı. Çok iddialı bir takım programlar ortaya kondu. Bir türlü nihai kertede yani sandık başına giden vatandaş ben bunu CHP'ye atıyorum demedi. Çoğunlukla iktidar olamadı. Yani bu gelinen nokta herhalde başarılı değerlendirilemez bir başarıdan şimdi, söz edilebilir tabii mi? Ki sevgili Hakan ben şöyle bakıyorum buna. Diyorlar ki bana %25 az mı? Tabii ki değil. Ecevit %22 ile başbakan oldu. Erbakan %25 ile başbakan ama oldu. Diğer partiler ne Mesut, kadar o ya? Mesut Yılmaz %24 ile başbakan oldu. Şimdi Fenerbahçe Antalya Spor maçı 4-2 bitti. Evet. Şimdi Fenerbahçe 2 gol atmış az mı? Diyebilir misin? Neticeye diyemezsin bakmak çünkü 4 tane yemiş. Evet. Eğer hiç yemedinse 2 gol
büyüktür. CHP'nin durumu da böyle. Buna benziyor. Çünkü 2 gol yedin, 4 gol yedinse attığın 2 golün anlamı yok. Ama hiç gol yemeden 1 gol attınsa galipsin yine. O yüzden karşımızda CHP'nin karşısında yüzde... Yani gol atmayı beceremeyen bir CHP mi bu? Şöyle, yani madem futbol terminolojisini kullanıyoruz. Tabii, dünkü maç itibariyle söylüyorum. Evet. Tabii Antalya Spor'u kutluyoruz. Ben de bir Fenerli olarak üzüldüm. Zafer ama evet, üzüldüm ama evet. Başarılı olan yani iyi olan kazansın diyoruz. Ve öteki takımlar yoksa da tek başına bir takımın anlamı yoktur zaten. Ama şöyle bir şey sevgili Hakan. Madem futboldan başladık diyoruz. Burada da yani... Bir kişinin tek başına koşturması bir takım büyütmeye yetmiyor. Onu da gördük. Örneğin Messi dünyanın en iyi futbolcusu değil mi? Tek başına koyalım sahaya. Oyunculardan biri, ikisi biz bile olsak 11 kişi yeneriz Messi'yi. Ama bir dakika, Türkiye'de de lider performansı önemli. Siyasette çok belirleyici, hatta en belirleyici şey en belirleyici. İşte o yüzden de sadece çok koştu demek yeterli değil. Yani Erdoğan'sız bir AK Parti hareketi bu kadar başarılı olabilir miydi bugüne kadar? Olamazdı. Olamazdı. Bütün bunları zaten ben de yeri geldiğinde hep söyledim. O nedenle kurultayın ben birazcık içinin dolu olmasını istedim. Ve geçmişten örnekler verdim. Örneğin 1950 ile 60 arasındaki 4 CHP kurultayı her biri 4-5 gün sürmüş. Demokrat Parti'ye karşı ne yapacağız? Yeterince parti içi tartışma... Partiyi daha ileri götürecek bir tartışmanın zemini mi bulunamıyor CHP'de? Böyle olmuyor. Şey, olmuyor. Mesela ben örneğin şunu da önerdim, yapalım diye de. 3 ayda bir mutlaka il başkanları toplantısı, 4 ayda bir mutlaka milletvekilleri kampı olması gerekiyor. Şimdi belki çarşamba günü bunları konuşacaksınız. Evet. Şu meseleyi kamuoyu tam anlamadı benim gözlemlediğim kadarıyla. Bana da soruyorlar ve insanların anlamadığını fark ediyorum. Tam olarak hadise nedir? Yani... Aylin Nazlı Aka ve Zeynep Hanım'ın adının geçtiği, Zeynep Altıokun adının geçtiği bu partinin önemli isimleri yani kadın siyasetçiler. Nedir bu tartışma Allah aşkına tam olarak? Şimdi, sen ne anladın Mustafa? Bunu bir işte, gazetecisin sen bir taraftan da. Şunu insanların anlayacağı bir başlık, bir spotla bir anlatır mısın bize ne olduğunu? Başlığı şöyle, ne bunun? Tamam. CHP'de şu, nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün resminin indirilmiş olabileceği konusunda şüphenin uyanması bile kötüdür. Gazetelerde CHP'de deprem dendi. Evet. Bu CHP'de deprem mi sence? Şöyle, depremdir. Bunu deprem. Kabul etmek gerekir. Şöyle, şu nedenle depremdir. Resim asıldı, asılmadı değil. Normalde ne olması gerekir? Ben şunu beklerdim. Daha doğrusu şudur. CHP'de bir milletvekili Atatürk portresini indirmiş. Kamuoyunun, CHP'lilerin, hatta medyanın, komik olmayın, bu mümkün değil diyeceği bir CHP gerekli. Ya öyle şey mi olur? Yapmayın Allah aşkına diyeceğim. Ama öyle, öyle denmedi galiba. Bu konuda eğer biz kamuoyunda bir şüphe uyandırdıksa hemen bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltmek? Şöyle, yani Zeynep şöyle, Hanım'ın odasında mı mesele oldu bu hadise? Nedir bu? Mesele şu sevgili Hakan. Şimdi elinde bir yara çıktı diyelim. Peki. Doktora gittin, ilaç verdi. Der ki sana 15 gün içinde iyileşmezse mutlaka gel der. Neden? Çünkü vücut direncin düşmüş demektir ve Allah korusun kanser bile olabilirsin demek. Eğer 15 gün içinde iyileşirse sorun yok. Şimdi bizim böyle bir sorunu 1,5 ay açık bırakmamız bir defa zaaf. Kansere mi dönüştü evet, yani bu? Bu bir, hani o tehlikeye dönüştü. Bir. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyunda zaman zaman tartışılan, yani Atatürk'e ne kadar yaklaştı, uzaklaştı evet, konularının tartıştırmayacağı bir siyaset üretmesi kim hata gerekiyor. Yaptı burada? Yanlışı yapan kim veya kimler? Şimdi burada ana sorumlu tabii ki kumanda masası, genel merkez yönetiminin daha hassas davranması, hemen konunun üzerine gitmesi ve devamında da biz sorumlu şu bulduk değil olay. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusunun Atatürk olduğu aşikar. Bugün uyguladığı siyasette de 21. yüzyılın değerlerini koruyarak ve bu yüzyılın gerçeklerini de anlayarak Atatürk çizgisinin devam ettiğinin ikna edici bir şekilde anlatmak gerekiyor. Şimdi Ahmet örneğin Hakan'ın... Mehmet Bekeroğlu ile bunu anlatamayız biz. Ha öyle mi? Bir dakika geleceğim oraya. Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu konu soruldu ama o programda da konu tam anlatılamadı. Yani anlaşılamadı. Anlatılamadı i̇şte demeyeyim de ruhu... ortada kaldı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu detaya girmek istemedi gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım gibi bir şey oldu özetinde.
Bekiroğlu da önemli ama oraya geri geleceğim de. Ben şu meseleyi anlamadık ama yani. Allah aşkına ne olduğunu bir söylesene. Ne olmuş bu? Kim indirdi? Gerçekten. Zeynep Hanım ne yapmış? Aylin Nazlıaka ne yapmış? Disiplin kuruluna verildi çünkü. Evet. Ve yarınki tabloda şu. Birinci madde Aylin Nazlıaka'nın durumunun görüşülmesi. Tamam. Disiplin kurulunda değil mi? İkinci madde de şu. Geçmişte ihraç edilenlerin affının görüşülmesi. Çelişkili mi demek İlginç, istiyorsun? Evet. Yani? Yani biz geçmişte ihraç ettiklerimizi affettikse şimdi bir kişiyi de ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Sence ihraç edilme gibi bir çözüm değil. Yani ben böyle bir şeye mesela oy kullanma hakkım olsaydı oy kullanmam mı dersin? Ben şöyle derdim. Yani bu çözüm değil derdim. Bizim kamuoyunu ikna etmeye, bu böyle bir şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olamayacağını ikna etmeye ihtiyacımız var. Çünkü şuyu vukuundan beterdir diye bir söz var. Bazı şeylerin dedikodusu olmasından bile beterdir. Ben bu konuda çok üzgünüm. Yani bu, böyle bir dedikodunun olmasına bile ben kabul edemiyorum. Attık çözüm mü? Hani bu yakın geçmişte attıklarımızı şimdi tekrar geri almaya çalışmışız. Bence bunun o geçen kısmı şu. En kısa zamanda müdahale edip kapatılması lazımdı. Konunun kapatılması lazım. Evet, müdahale edip. Hayır, yani şöyle. Üzerinin örtülmesini kastetmiyorsun. Hayır, örtülmesi değil. Konunun netleştirilmesi lazımdı. Yoksa diyeceksin bu dedikoduları üretmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti değildir deyip genel başkanın ağzından bunun kamuoyuna ikna edici bir şekilde paylaşılması lazımdı. Ben gittiğim her yerde bunu da zaten kapalı bölümde daha açık şekilde paylaşacağım arkadaşlarla ama taban bunu sordu bana. Ama ne dedin sen? Ne oluyor? Ben de bu şekilde anlattım. Arkadaşlar bunu aşacağız. Asıl olan bünyemizin sağlamlaşması. Ama kimse ihraç edilmesin diyorsun. Ben onun çözüm olduğunu düşünmüyorum. İhraç çözüm değil. Çözüm değil. Peki. Çözüm değil. Ama parti yönetimi yanlış yaptı bu sürecin. Sürecin ne diyelim yönetiminde. Krizi yönetmekte sorun Mehmet Bekiroğlu dedin sen az önce. Ne demek istedin orada? Şöyle yani tabii ki bir dönem yöneticiliğini yaptı. Yine tabanda sürekli bize sordular bunu. Ne ölçüde bizimle kan uyuşması olacak, edecek. Bunlar hep uyuşmayan konuşuldu. İnsanlardan biri mi olarak görüyorsun? Şöyle oldu. Siyaseten. Şöyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümek için sağdan oy almaya ihtiyacı vardır. Ama bunun yöntemi sağdan sivrilmiş insanları devşirmek değil, sağa güven vermektir. Mesela İlhan Kesici de katıldı CHP. Mesela o önemli bir isim. Yani değil mi? Mesela işte güven verdi. Verdi. Ama Bekiroğlu veremedi mi? Veremedi. Yani bu işin görünen tabloyu gizlemenin de bir yararı yok. Ve o nedenle de bizim bir bütün olarak, şimdi yine bizden önce sağlık programı vardı. Güzel bir sağlık programıydı. Çok başarılı program. Evet, güzel bir programdı. Leyla Ataman'ın programı. Evet, sağlıktan kısa bir örnek vereceğim. Günde iki defa bizim bünyemize sevgili Hakan kanser mikrobu saldırıyor. Bu bizim bilimsel bir Cumhuriyet Gazetesi'nin kapattığı bilim teknoloji ekinde okumuştum ben bunu. Günde iki defa kanser saldırısına uğruyoruz. Ama bünyemiz onu yeniyor. Neden? Direnci sağlam. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçülük konusunda bünyesel direnci bu tür saldırıları hemen göğüs gerip bertaraf edecek şekilde olmalıdır diyorum. Peki anladım. Önemli değerlendirmeler bunlar. CHP'ye getirilen eleştirilerden biri de ki ben Türkiye'de bu hangi düzlemde olursa olsun bu tartışmaları tehlikeli buluyorum ve kaygılanıyorum. Sünni Alevi tartışmaları vesaire bunlar biz yani Orta Doğu bu kadar yanarken burada aman hepimiz lütfen çok dikkat edelim. Ben şahsi görüşümü paylaşayım. Bir etnik bir eleştiri geliyor CHP kadrolarının işte etnik kökenlerine dair oradaki. Şimdi Twitter'da da yazanlar olmuş bunu. Yani sana da geliyor mu böyle şeyler? Duyuyor Şimdi musun bunu? Şimdi bu konuda topu taca atmayacağım. Ne diyeceksin? Ancak şöyle, bunu körükleyen AKP'nin siyasetidir. Hem ülke içinde hem Orta Doğu'da siz mezhep siyaseti yaparsanız ister istemez bütün herkesi etkiliyor. Yani geçmişte CHP içindeki bu tartışma AK Parti'den mi kaynaklanıyor? Şöyle öne çıkmasına neden oluyor. Hemen Kemal Bey'in kimliği, hemen etrafındaki insanların kimliğini 360 gün kullanmıyorlar. Seçime 3 gün kala örneğin Yozgat'ta söylüyorlar. Peki CHP içinde de böyle bir tartışma var mı? Sen şöyle İzmir ki, milletvekilisin mesela. İzmir'de oluyor mu? Şu nedenle var. Burada bir hava kirliliği yaşansa herkesi etkiler beni etkilemez diyebilir misiniz? Bir mezhep siyaseti AKP tarafından hem ülkemizde hem Orta Doğu'da çok aktif şekilde sürdürüldüğü için hemen CHP bunun neresinde tartışması yapılıyor.
O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimliği dahil bütün kimlikleri bünyesinde barındıran ve o kimliklerle birlikte temel önceliği Türkiye'nin iç barışı ve Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış politikasını yerleştirmeye çalışan bir parti. Bütün kimlikleri açık bir parti mi CHP? Tüm kimlikleri açık bir parti. Yani o konuda tüm kimlikleri öz eleştiri yapılması gereken bir yönü var mı sence? Şöyle ki, yani burada da biraz önce hani Atatürk portresi konusunda söylediğim gibi, yani Türkiye koşullarında insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Aydan insan getirmiyoruz. Elbette Türkiye'deki tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nde de zaman zaman yaşanabilir. Bunu yadırgamamak gerekir. Mesele bunu hangi zeminde tartıştığınız ve evet, bunun devamında partinin temel politikalarının ne olduğudur. Asıl ayrımcılığı bugün örneğin AKP iktidarı Alevilerin sorunlarını çözmek istiyorum diye yola çıkıp o sorunları kullanıyor. Hemen o konuya bile cemaatçi bakıyor. En son toplantısında bile bir hatırlarsınız. Hangi tekrar Alevilerle ilgili tekrar bir açılım yapmaya çalıştılar. Yine kendi çağırdıkları kişiler belli kesimlerden insanlar. Oysa gerçekten samimiysen Cem Evleri ibadethanedir de ve gereğini yap. Ben Sayın Mehmet Görmez'le konuştum geçen hafta İstanbul'da. Uzun bir sohbet yaptık. 2,5 saat kadar Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez diyor ki biz hiçbir şekilde bu açılımın önünde engel değiliz. Ben ve biz özgürlükler çerçevesinde Türkiye'deki bütün inanç gruplarının kesimlerinin haklarına hak ve özgürlükler çerçevesinde bakıyorum gibi bir değerlendirmesi var. Bu meseleyi Türkiye çözebilecek mi sence? Yani Alevi sorunu diye tarif edilen konu geride kalabilecek mi? Şöyle, yani bir defa beylik sözdür ama gerçekten çok doğrudur. Aleviler bu ülkenin, bu cumhuriyetin çimentosudur. Ve en önemli savunucularından ve bunu inanarak yapan kişilerin başında gelmektir. Ben de örneğin Çiğli'de, İzmir'de, hani Bornova'da Cem Evlerine gittiğimde son derece uygar, inancını yaşayan, evet, yerine getiren insanlarla karşılaşıyorum. Burada bütün mesele sevgili Hakan, iktidar gücünün bu konuya yaklaşırken arada bir yok dedelere maaş verebiliriz deyip bir kısmını yanımıza mı çekelim? Yok işte biz onları kadro vereceğiz deyip bizim tarafımızda mı görünsünler? Çözmek istemiyor mu? Kullanmak istiyor. Yani, ama bu sorun çözülmezse bu Türkiye'ye zarar vermez mi? Şöyle, bu şöyle ki... Bir cümle reklama gitmem lazım. Çünkü. Peki. Lütfen. Bir defa ben bunu bir sorun olarak görmüyorum. Alevilerin sorunları var. Ama Türkiye'de Alevilik sorunu yok. Alevilerin sorunlarının... Senin ifaden mi bu? Alevilik sorunu yok diyorsun. Yoktur. Senin ifaden. Çözüm bekleyen sorunları var. Anladım. Ders zorunlu din dersi çözüm bekleyen bir konudur. Cemevleri çözüm bekleyen bir konudur. Bunları çözün. Yani biz de iyi yaptınız diyelim. Tamam. Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili konuğum. Birçok önemli konuyu konuştuk. Reklamdan sonra birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Sayın Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili konuğum. Birçok önemli konuyu konuştuk ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazılarına son vermesiyle ilgili konuyu da değerlendirdik ki Sayın Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı bir açıklama yayınlamış idi. Onu da konuştuk ve orada diyordu ki Balbay için kendi tercihleri ve tutumu nedeniyle mağdur olmuş ve tutuklanmış, yargılanmıştır demişti. Son bir şey bu konuyla ilgili birçok... Tweet evet, geldi, şey yorum çok geldi, güzel. Mail geldi. Bir şey bu konuyla ilgili son bir şey söyleyecek misin? Sevgili Hakan, yani onlarca, yani çok sayıda mesaj var. O tercih demiş ya, örneğin Ankara'dan Hamza Saykan diye pek çok kişi var ama onu tabii ki kendi tercihindi diyor. Sen bu mücadeleyi tercih ettin, bizim için bedel ödedin. Bunu tercih ettiğin için diyor, biz sana teşekkür ediyoruz ama elbette bunun bedelini de ödeyeceksin demiş. Pek çok kişi buna benzer mesajlar yollamışlar. Eleştiri var mı senin bu gerçekten tutumuna? Gerçekten yok. Cumhuriyet Gazetesi yönetiminden, yöneticilerinden herhangi bir mesaj varsa onu da paylaşalım. Gerçekten yok. Yok mu? Keşke telefonlarıma çıksalar. Çıkmıyorlar mı? Yani telefonu. Konuşsak. Evet. Ve ben... Allah aşkına sevgili Hakan, konuşulmayacak kişi miyim? Değilsin. Yola kurulması zor, hayır, bir kişi miyim? Değilsin, hayır. Bazen düşüncelerimi ben böyle düşünüyorum derim ama seninkinde saygı duyuyorum derim. Evet. Şimdi bundan sonra da bu süreç devam edecek. Çok güzel bir Anadolu sözü var. Suyun
taşı delen, dağı delen gücü sürekli akmasındadır. Ben gazeteye beni, tekrar dönebileceğini evet, düşünüyor musun? Siyasete de taşıdı. Yani siyasette, tekrar yazabileceğini düşünüyor musun Cumhuriyet'te? Şöyle ki o Cumhuriyet okurundur. Eğer okur gücünü kullanırsa yeniden yazmaya başlarım. Ve siyasi mücadele bundan nasıl ayrılabilir? Evet. Sevgili Çelik, geçmişte onlarca örneğini verdim ben bunun. Ben Mustafa Balbay olarak demirden ve betondan umut ürettim. Özgürlükten hayli üretirim. Ama bunu kabul edemiyorum. Ben bu konuya bu kadar uzun girmekten yana değildim. Ama o kadar çok boyutu vardı ki insani olarak bilgi verilmemesi. Bir de 30 yani, yıl uzun bir zaman. 30 yıl gazeteyle emek, insanın o Ankara hayatı. Bürosunu ben evet. yaptım, onlar sattılar. Ve yaparken emek 4 katlı binayı tümüyle yaptıktan sonra mobilyalar bulmak lazım. Ne yaptım biliyor musunuz? Bize yakın bir mobilya şirketi vardı. 2 tam sayfa ilanınızı yayınlayalım. Bize mobilya. 30 masa, 30 sandalye, 30 raf verin dedim. Mustafa yani, umarım senin için de gazete için evet. de ama içimde hiçbir karamsarlık yok. Başaracağız, bırakmayacağız bu süreci. Cumhuriyet Gazetesi de Türkiye'nin çok önemli bir yayın kuruluşu. Bana bu fırsatı verdiğin için de teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim geldiğin için. Çünkü bana yok şu medyayı konuşuyorsun, bu medyayı konuşuyorsun. Hatta şunu demiştim içimden, çağırdılar da konuşmadık mı demiştim. Biz, sen çağırdın. Biz Türkiye'deki bütün toplum kesimlerine bu yayın kuruluşu. Hiçbir ön yargı olmaksızın bütün toplum kesimlerinde bu yayını zaten herkes biliyor. Herkes geliyor, görüşlerini paylaşıyor. Önemli olan insanları rencide etmemek, hakaret etmemek, küfür etmemek. Biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Yarın Sayın Numan Kurtulmuş konuğum olacak. Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü. Çok önemli günlerden geçiyor Türkiye. İçeride ve dışarıda büyük meseleleri var Türkiye'nin. Çözüm bekleyen bir terörle mücadele süreci var. Sayın Başbakan'ın açıklamaları oldu dün Mardin'de. Ben de oradaydım, takip ettim. Sayın Kurtulmuş'a da sorularınızı gönderebilirsiniz. Yarın saat 10'da CNN Türk'te görüşmek üzere.